be. Kitabı okumasını çok severim yani. Bu alışkanlık değil, sonra insanın şeyini açıyor yani, ufkunu açıyor, kültürünü açıyor, değişik milletler arası, devlet arası ne olaylar oluyor, nasıl yaşantı varmış onu öğretiyorsun, öğreniyorsun. Yani okuduğum kitaplar da hep ağır kitaplar, çok ağır kitaplar, eski tarihi kitaplar. Öyle şey, cart kitapları okumam pek. Kitap okumak güzel bir şey, insanın ufkunu her zaman açıyor yani. Kafanı dinlendiriyor. Şimdi yalnız bir insan, yalnız insan kitap okursa kendini da şey yapıyor. Daha rahat ediyor. Yalnız olduğun zaman zaten kitaba sarılıyorsun. Ben yalnızım yani, 20 yıldan beri yalnız yaşıyorum tek başıma. Kendi temizliğimi kendim yaparım. Kendi yemeğimi kendim yaparım. Ha, tamam, ailem hepsi var. Ya çok var ama ben şu anda yalnız tek başıma yaşıyorum. Gördüğünüz gibi burada. Size ne diyorlardı? Kitap kurdu mu diyorlardı? Bunu Kitap kuru anlatır mısın? diyorlardı. Kitap kuru diyorlardı. Fethiye'de. Fethiye'de kitap kuru diyorlardı. Burada işte biraz da gözlerimi rahatsız ediyor ama rahatsız etti. Yani ameliyat oldum gözlerimden. Şu andakine biraz şey yapıyor, zorluyor. Çok okuma. Okuyorum. Ne, duramam şimdi. Bir kitap görsem hemen, bir şey görsem hemen ona bakarım, hoşuma gitti hemen ona dalarım. Onu ne zaman artık ona yapışıp kalıyorum yani. Onu bitirmeyince bırakmıyorum. Hastalık olmuş işte bu. Güzel bir şey ama. Vallahi ben o saymadım da orada saymışlar, şey yapmışlar. 120 mi, 125 mi öyle bir şey diyorlar. Saymışlar. O kadar kitap okumuşum yani. Bir yılda. Şimdi her türlü kitap okusunlar. Kitabın kötüsü olmaz. Kitap ne örer? İnsana değişik bir kültür verir. Her türlü kültür. Doğu kültürü, Batı kültürü, Arap kültürü. Hepsi verir. Ama dünyada da en güzel kültür Türk kültürüdür. Türk'ün üzerine ben kültür tanımıyorum. Hakikaten de öyle. Tanımam. Kitap okumak insanın devamlı ufkunu genişlettirir. Beynini rahatlattırır. Yani hani nasıl serum alır da kanını inceltir ya, o da beynini inceltiyor böyle, daha güzel çalıştırıyor. Ama beyin biraz sonra yorulduğu zaman zaten uykuya geçiyorsun. O beyin yorulduğu zaman kitap okuduktan. Şimdi gençliğimde hakikaten çok yerler gezdim. Ben yani aşağı yukarı Avrupa'nın hepsine gittim sayılır ya. Çok yerler gezdim, gördüm. Türkiye'nin Ege kısmını hepsini bildim. Marmaris, Bodrum'dan Fethiye'de zaten 25-30 yıl orada restoran işlettim. Gözümle şey yaptım. Ama şu anda da kitaplara giriyorum, kitaplarla geziyorum dünyayı. Dünyanın her tarafı var kitaplarla. Dünyanın her tarafını görebiliyorsun. Zaten insan beyni çalıştırdıktan sonra gözleri görmez. Beyni çalıştır, gözlerinden görürsün. Şimdi kitaplarından görüyorsun ki beynine giriyor senin. O artık onu sen yaşıyorsun yani, gözlerinden görüyor oluyorsun kitapları okurken. Öyle değil mi? Öyle yani. Kitap her derde devadır. Okusunlar. Ekmeğe suya ihtiyacı nasıl varsa bu kitapları da insanın vardır. İnan ki bak ha, unutturur yani, kederini unutturur. Dağıtır kafandaki problemleri.